İyi akşamlar Zehra Hanım. Hoş geldiniz Faiz Bey. Hoş bulduk. Fazla kalmayacağız. Geçenlerde olanlardan ötürü bize kırgınsınız biliyorum. Ama Gülter'e de söyledim. Çocukların meselesi başka, bizim meselemiz başka. Koca koca insanlarız, küslük bize yakışmaz. Küslük kimseye yakışmaz Zehra Hanım. Biz de onun için geldik. Kader Hanım'la tatsız bir olay yaşanmış. Şurama kadar geldi, dayanamadım. Zehra, bir gönül almak lazım değil mi arkadaşım? Kimin gönlünü alacakmışım? Kaderin mi? Özür dilemek kişiyi yüceltir, küçültmez. Ben kaderden özür dilemem Faiz Bey. Benim için anne. Lütfen. Ben seni hapishanede görmeye dayanamam. Baba ben odamdayım. Emre. Otur şuraya. Fazla zamanınızı almayalım. Almayın evet. Zaten gelmeniz hata. Çok ağrımsızım var. Oturamıyorum. Allah kimseyi görgüden eksik bırakmasın. Zehra Hanım'ın size söylemek istedikleri var. Müsaade ederseniz. Ettim. İçinde kalmasın ama. Yoksa elinde kalıyoruz. Bir hata yaptım. Aslında hatayı ta en başında yaptım. Özür dilerim. Kızını anlayan, dinleyen bir anne olsaydım, Kader Hanım'ın saçları bu ellerime dolanmazdı. Suç benim kaderim. Özür dilerim. Hırsız da ben. Bağcı da ben. Ellerim kırılsaydı da vurmasaydı. Dillerim kurusaydı da söylemeseydim. Benim bunca ağrım, sızım ne olacak peki ya? Kader. Ay tamam be. Öf. Tamam. Bunca senelik kocamla sizin yüzünüzden kötü olmayayım bari.
Asalet bende kalsın canım. Kalsın kaderim. Yaptığınız her şey yanınıza kalsın. Anne. Abi. Nerede bizimkiler? Faiz amca geldi. Kader Hanım'a gittiler. Niye? Annem özür dileyecek. Hey Allah'ım ya. Ne olsaydı abi? Annemi mahkemeye çıkaracaklardı. Yani en doğrusu bu. Aslı. O eve dönmeni istemiyorum. Sahi mi? Ezdirme kendini. Yeğenimi burada doğur, sonrasına bakarız. Sonrası yok abi. Ben Emre'den boşanacağım. Kızdın mı? Kızarsam fikrini değiştirecek misin? Hayır. İşte böyle aslında. Hep böyle kararlı ol. Sağ ol abi.